Canlarından can koptu. Ateş düştü ciğerlere. Kalp yandı, kavruldu. Evlat acısını yaşadıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama büyük bir gurur, paha biçilemez bir ünvan kaldı onlara. Şehit annesi oldular. Başımızın tacı şehit annelerimizden biri de 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala. Tüm şehit anneleri gibi başı dik, gururu özleminden fazla. Evladının kabri başında oturdu, hem anlattı hem de ağladı. Zaten sanki yaşıyormuş gibi, yanında gibi ama kokusunu özledim. Daha büyüğü yok bu acının, tarifi de yok. İmtihanların en ağırı, en zoru, evlat acısı. Her anım onlar yani, hiç sanki yaşıyormuş gibi geliyor bana. Hiç sanki yaşamıyormuş gibi gelmiyor. Öyle bir his var yanımda yani, hep sanki gece gündüz yanımda. Çünkü öyle bir çocuktu, hep yanındaydı. 15 Temmuz şehidi Erkan Pala, 3 Nisan 1964'te dünyaya geldi. Muazzez Pala ilk göz ağrısını kucağına aldığında henüz 16 yaşındaydı. Yavrusu Erkan Pala ile birlikte büyüdü. Evlattı, yoldaştı, can dostuydu, hayata tutunduğu dalıydı Erkan Pala. Çok büyük bağımız vardı bizim onunla. Çok her şeyimden, yani eşimden çok ondan dertleşirdi. Erkan Pala 26 yaşında evlendi, 3 çocuğu oldu. Ömrünü Allah yoluna adadı. Her adımında Yaradan'ın rızasını gözetti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine sıkı sıkıya bağlandı. Hem çalışırken hem de emekli olduğunda tefsir ve siyer dersleri verdi. Gençleri İslam yoluna teşvik etmek için çırpınıp durdu. Tefsir dersleri, siyer dersleri, spor. Alıp çocukları Sabancı'ya getirirlerdi, onlara kamp yaparlardı. Yani böyle halkla, gençlerle beraberdi. Kredi olan yeri sevmezdi, faiz olan yeri sevmezdi. İşçinin hakkını vermeyen yeri sevmezdi. Bazen derdim Erkan, çok niye çıktın oğlum, iş bu. Ne derdi, yok derdi, Allah bana rızkını verir. Ben orada mutlu olamıyorum derdi. Bir gün olsun annesini kırmadı, onun her isteğini emir bildi, anneciğinin rızasını kazanan bir evlat oldu. Karşımda daha bir kere ayak aksını atmamış, daha sesini yükseltmemiş. Gözümün içine bakardı, bir şey söyleyeceğim diye ben zaten gözün içine bakamazdım. Sanki böyle bir ışık vardı yüzünde, bakamıyordum yani yüzüne. Hani böyle utanıyordum, oğlumdan bile onun hayasından ben utanıyordum. Hani hayalı bakışından ben utanıyordum. Öyle bir çocuktu. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun, peygambere komşu olsun, beraber oturup kalksın. Bu mutlu hikaye 15 Temmuz gecesi yarım kaldı. Hiç düşünmeden sokağa çıktı Erkan Pala. Öyle ya, vatan sevgisi imandandı. İstanbul Saraçhane'deki yiğitlerden biri de oydu. Darbeci askerlere geçit vermemek için bedenini siper etti. Yüzünü açtığında kapıda o koku halen burnunda. Gözleri yarı açıktı, yüzü gülüyordu, dişleri görünüyordu. İnan ki dişleri görünüyordu. O kadar gülüyordu ki demek ki çok güzel bir görüntü gördü ki o gülüyordu. Öyle bir yoldu. Cuma Allah mani vermezse biz namazdan sonra burada oturuyoruz. Oğlumla sohbet ediyorum. Şimdi böyle gelip konuşuyorum ya. Akşam geliyor karşıma oturuyor, gülüyor bana. Muazzez anne bir evladını kaybetti ama oğlunun vefatından sonra elini üzerlerinden hiç çekmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan onun evladı gibi oldu. Erkan'ın yerine Başkan Erdoğan'ı koydu Muazzez anne. Cumhurbaşkanı bize geldiğinde böyle bakıyorum, onun da yüzünden nur var. İnan ki onun da yüzünden nur var. Baktığım vakit bir bakışta sanki benim oğlum bakışı geldi bana.
Hiç unutmadılar bizim şehitlerimizi, çocuklarımızı. Hiç unutmadılar. Hep peşimizdeler. Hala benim peşimdeler. Ama ben hiçbir şey talep etmiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Muazzez Pala ölümü bir vuslat olarak görüyor ve Yüce Allah'a dua edip ebedi hayatta yavrusuna kavuşmayı diliyor. Sanki oğlum beni karşılayacak. Şehit olarak. Çünkü şehitin mertebesini biliyorum ne kadar güzel olduğunu. Hiç bekliyorum her an onu yani. Her an sanki bir de sen şu anda vefat edeceksin, hiç teslim ederim kendimi. O kadar bekliyorum yani. Kavuşmayı bekliyorum, özledim. Bu dünya benim neyim artık? Hiç dünyadan zevk almıyorum. Kesinlikle zevk almıyorum ama yaşıyorsun işte. Tüm şehitlerimizden razıyız. Allah da onlardan razı olsun. Rahat uyu Erkan Pala.